nasılsınız? Sağ olun. Yani zaten mücadele ediyordu 14 yaşından beri. Kurtulmuştu. Sonra tekrar üniversite sınavına hazırlanırken tekrardan nüksetti. 3 aydır burada tedavi görüyor. Hastanede kalıyor. Kanser tedavisi. Kanser tedavisi görüyor. 3 aydır da hastanedelerdi. Artık hastanenin otoparkından, yani mahallenin otopark, şu hemen mahallenin dibinde zaten araba. Bütün kamera kayıtlarında da var. Oraya bırakıyorlar. Biz tabii hastanın peşinde olmaktan, arabanın ne zaman çalındığına inanın, biz salı veya pazartesi gittiğimizde yerinde yoktu. Ama araba cuma günü sabah çalınmış. Biz arabasında değiliz, inanın değiliz. Yani zaten kuzenim sabah 9.30'da vefat etti. İçinde eşyaları vardı. Yani ailesinin buna ihtiyacı var. Onun kokusunun, en son giydiği şeyleri, her şey oradaydı. Çünkü Çanakkale'de yaşıyorlar. Bütün eşyaları arabada duruyordu. Her şey gitti. Yani biz arabasını değiliz. Getirsin, kıyafetlerini teslim etsin. Ne yapıyorsa yapsın arabayı. Bilmiyorum nasıl şey yapacağız ama. Başka ne vardı arabada, eşyaların dışında? Raporları, her şeyi arabadaydı. Her şeyi, yani hastanede tabii onları yanımıza taşıyamadığımız için neyi varsa her şeye, diş fırçasına kadar her şey arabadaydı. Yani arabayı alacaksa alsın, başka yere koysun. Yani kargolasın, ne yapıyorsa eşyalarını istiyoruz biz. Bizim söyleyeceğimiz tek şey bu. Yani biz nasıl bir vicdansızlık, nasıl kendi malın gibi alıp gidebiliyorsun hastanenin önünde, muhtemelen takip etmiştir. Ben inanıyorum ki 17 plaka olduğu için, İstanbul plakası olmadığı için böyle bir şey başımıza geldi. Çünkü baktı bunlar zaten burada yaşıyorsa her türlü görünürdü diye düşündüler bence. O yüzden başımıza geldiğini düşünüyorum. Yani rica ediyoruz, ne diyeyim yani. Getirmeleri. En son hatıra olarak kıyafetleri vardı herhalde arabada. Evet, kıyafetleri, her şeyi arabadaydı zaten. Doğum gününü daha, hediyelerini göremedi daha. Bazı gördüklerini arabaya koymuştuk. Doğum günü hediyeleri vardı. 2 gün önceydi doğum günü. Yani ne diyelim, getirin yani, bilmiyorum. Eşyalarını istiyoruz biz. Teşekkür ederiz. Neydi efendim sizin? Ben Burcu Kuyucu. Kuzenimin adı Kaan Sunal. Kaç yaşındaydı? Çanakkale'de yaşıyorlar. Daha 2 gün önce 22'sine girdi. Üniversite öğrencisi mi yoksa? Evet, kazandı. Makine mühendisliğini kazandı. Onu stresiyle tekrar nüksetti zaten. Siz... Dayımın oğlu oluyor kendisi. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Biz sabah arabayı almak için buradan çıktık. Hemen bir arka sokakta zaten. Otoparklara baktık. Araba çekildi sandık biz. İlk burada çok çekiyorlar çünkü arabayı. Sonra otoparklarda olmadığını anladık. Oradan hemen bir kamera bulduk. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu otoparktan. Kamera görüntüleri var zaten. Yani aile içeride şey, hastasıyla ilgileniyordu herhalde. Tabii yoğun bakımdaydı. Biz hepimiz burada kalıyorduk. Bir hafta falan olmuştu, biz burada kalıyorduk. Arabayı koyalı da 4 gün falan olmuştu da. Neler vardı arabada? Arabada raporlarına kadar her şey oradaydı. Rapor, kıyafetleri, doğum gününde görmediği kıyafetleri, yani her şey oradaydı. Çünkü araba, hani burada ev falan olmadığı için arabada bütün eşyaları kalıyordu. Yaklaşık 3 aydır falan da burada oldukları için her şey oradaydı. Peki siz neler söyleyecek? Çalan kişiye ne mesajınız var? Neler söylemek istersiniz? Yani vicdanlıdır kesin. Umarım öyledir. Biz hani kıyafetlerindeyiz, şeyindeyiz. Arabası, hani şu an çok onu düşünecek şeyimiz yok açıkçası. İnşallah bir yere koyarlar, bir yere bırakırlar. Bulunur yani, inşallah bulunur.